Oo, bu bir anaç. Bir şey görünmüyor tabi. Bir iki tane sağırdı da. Ekmekten bir kenardan biraz alalım. Durun 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 durun. Arkadaşlar biraz önce çok büyük bir tehlike atlattım. Kusura bakmayın, gözlerimi de açamıyorum. Güneş çıktı ve kar o kadar yansıyor ki gözlerimi açıp size de bakamıyorum. Kusura bakmayın. Biraz önce ben burada buraya geldim. Bakın böyle geldim. Burada ayak izlerim var zaten. Geldim buraya, fotokapağına bakmaya gidecektim. Fotokapağım ve keçi orada, biraz sonra onların da yanına gideceğiz. Keçi de şu ağacın dibine bağladım. Her zaman bağladığımız ağacın dibine. Geçen sefer koparıp gitti. Yalnız bu sefer ipini daha kalınlaştırdım. Keçinin yanına gidelim. Öyle bir kar var ki diz boyu. Ben girdiğim zaman içeri gömülüyor. Birden baktım keş çıldırdı. Ben dedim tilki falan gelmiş. Tilkiyi aldırmadım. Şöyle kafamı bir çevirdim ki bir domuz sürüsü buraya geldi. Bu tumdan geri döndüler. Keş burada çıldırdı arkadaşlar. Yani keş olmasaydı, şimdi burada büyük bir ağaç var ve karla kaplanmış. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Domuzlar da beni görmediler. Keş olmasaydı domuzlar buradan gelip benimle karşılaşacaklardı ve beni resmen biçebilirlerdi. Kalabalık bir sürüydü ve büyükler de vardı içerisinde. Keş, sen iyi ki bu ağacın dibine bağlamışsın. Bakın buralar köpek böyle işte arkadaşlar. Domuzlar orada görünce buralarda böyle havaya zıpladı. Geçen sefer ince bir ip getirmiştim. Bu sefer güzel bir kalın ip getirdim. Paraşüt ipi. Koparmasının imkanı yok. Şu ağacın oradan geri döndü domuzlar. Buraya geleceklerdi. Çok büyük bir tehlike atlattık biraz önce. İyi ki yanımda keşi getirmişim. Keş, sana bir can borcum var. Bunu ödeyeceğim. Bunu ödeyeceğim. Şimdi gidip bir foto kapağına bakalım da. Böyle bir kar var ki. Yürüyemiyoruz hiç arkadaşlar. Sen orada dur, ben bakıp geliyorum. Lan kardeşim ben. Oh, gömülüyorum sonra. Bayağı yağmış. İyi keşi getirmişim, yoksa var ya domuzlarla böyle karşı karşıya gelecektik. Buradan şimdi ağaca da çünkü çıkamayız. Ya aşağı koşacaksın. Ama bu kadar yakına geldikten sonra aşağı koşmak da pek fayda etmez. Onlar daha hızlı koşarlar. Yani uzaktan görüp sana saldırmazlar ama yakında birebir çıkacaktık az kala. Orada çok kötü saldırabilirler. Allah'tan keşi yanımdaydı ya. O olmasa şimdi burada sürünüyorduk. Bir de aldırmıyorum. Böbek havaya zıplıyor. Ben dedim tilki falandır. Ne tilkisi? Bir sürü domuz. Bizim bu keçi de domuz ya. Ne yiyen var ne bir şey var vallahi bana. Bir etrafını açalım da. Çok kar yağdı ya. Hiç gören olmadı ki. Şu etrafını güzelce bir açalım. Rengi siyah aslında. Çok dikkat çekmesi lazım ama dikkat çekmiyor. Ne zamandır belli burada. Araçları geri kontrol ediyorum. Şimdi de başımıza böyle bir olay geldi. Otokaban da dolmuş ya. Bakalım şarjı falan var mı? Ona göre eğer piller bitmişse değiştiririz. Ama çok heyecanlıyım. Dolmuş. Ekran dolmuş. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Biraz önce büyük bir tehlike atlattım. Ve keş sayesinde. Keşin yani şimdi ırkı hiç önemli değil benim açımdan. Çünkü o kadar şeyler yaşadık onunla beraber. Kan kalmış, Anadolu çoğalmış, Malatlıymış bunlar. Benim açımdan çok önemsiz. Köpek iyi olduktan sonra bana göre gerisi hikaye. Yine çıldırdı. Ses, havlama sesleri geliyor. Biraz önce de aynı bu olay oldu işte. Böyle yaptı. Aldırmadım. Domuzdan karşılaştık. Görüntü yok herhalde. Bakalım bir iyice. Bu ne karga mı? Bu ne ya? Tilki mi? Piller de iyi. Yine kuralım fotoğraflarımızı. 15 saniye bekleyeceğiz. Keçimize ne gelen var ne giden. Çünkü bir iki gündür fırtına var. Ama bundan sonra gelip birden çok olur diye düşünüyorum. Son 2 saniye.
Evet. Kapatalım. Buradan keş alıp giderim. Buralar her şeyde yoksa. Evet. Kenarlarını biraz da açalım da gelsin şu yabani hayvanlar ya, kurtlar. Burada iz yapalım da burada bir şeyler olduğunu zannetsinler. Boğuşma falan. Haydi dikkat çekici olur arkadaşlar. Haydi bakalım kızım. Şimdi güneş biraz kayboldu arkadaşlar. Buluta girdi. Ben olayı daha size iyi anlatabilirim. Bakın şu gördüğünüz noktaya domuzlar geldi. Buradan buraya geleceklerdi. Tarlanın ortasından. Ses buradan çılgına döndü. Ben de burada bir şey görünmüyor tabi. Bir şey olmaz dedim. Baktım iyice çıldırdı. Oo, bir baktım domuzlar. Arkadaşlar domuzlar geri döndüler. Drone domuzların önüne geçirdim. Keşke o kadar havladı ki domuzlar. Bir iki yeme düştü aslında. Kaçsak mı kaçmasak mı derken iyice havlayınca hemen domuzlar döndü. Keşke olmasaydı bunlar bize büyük sürpriz yaparlardı. Şimdi bunları biraz takip edelim bakalım. Böyle yaralı maralı hasta var mı yok mu? Durumları nasıl? Yaklaşalım biraz. Çok tontonlar. Bayağı besili bunlar. Öndeki anaç herhalde. Anacı takip edenler de yavru. Az kalsın bunlarla başa baş çıkacaktım. Oo, balyaya çaptılar. Keşin sayesinde bugün kurtulduk. Ona bir can borcumuz var. Şöyle bir dikkatli inceleyelim. Gayet sağlıklı gibi gözüküyorlar ama çok da hızlılar, pek bir şey de göremiyoruz. Keşke biraz dursalar, incelesek onları. Şu karşıdaki ormanlık domuzların her zaman bulunduğu yer. Genelde orada barınıyorlar. Bakalım biraz gitsinler. Onları biraz uzaktan takip edelim. Burada dururlar büyük ihtimalle. 2, 4. Bayağı da kalabalıklar. Burada da durmadılar. Şöyle yakından bir bakacağımız pozisyona geçebilsek iyi. Önlerine bir kırayım bakalım drone ne yapacaklar. Bizi dinlemediler. Çeratalara bak ya. Bana doğru koşarsınız. Öyle mi? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. 2, 4, 6, 8, 10-11 tane domuz arkadaşlar. Bakın o öndeki herhalde dişidir. Onun arkasında bir tane ufaklık var, onu hiç bırakmıyor. Büyük ihtimalle o da yavruları. Bir iki tane yetişkin var, diğerleri yavru. Ama bayağı sağlıklılar. Onu çil yavrusu gibi daldı bunlar ya. Domuzlar genelde tek izden gidiyorlar ama. Bu sefer dağıldılar. Yani keşke bunları fark etmese bunlar bizi fark etmeyeceklerdi. Burun buruna çıkacaktı. Kaçacak alan da yok. Bunlar tarafından parçalanacaktı az kalsın. Çünkü bunların bununla kurda falan da benzemez. Bunlar vurdu mu biçiyor arkadaşlar. Benim önümde bir kuzuya vurdu. Direkt kuzunun bacağını 3-4 yerden kırdılar. Çok güçlü bir hayvan. Yani bunların hiç şakası yok. Domuz için şakası yok. Çok güçlü bir hayvan. Ayı bile domuzdan korkuyor yani. O derece. Nereye kayboldular bunlar? Durdular mı? Ne yaptılar acaba? Etrafımıza da bir bakalım.
Belki bir sürü daha görebiliriz. Neredeler, neredeler? Açtıramıyorsa ya. Kerataneler. Evet, bir tanesi burada. Kavaklarının altından geçiyorlar. Bakın bu öndeki anaç sürekli uzağa götürmeye çalışıyor. Köpek avladı ya. Köpekten uzağa götürmeye çalışıyor. Hepsi de onu takip ediyorlar. Çünkü o bir tecrübeli bir hayvan. Bunu net bir şekilde bir görebilsek aslında çok kaçıyorlar. Ama yavaş yavaş alıştı bak. Size saldırabilir. Oo, bu bir anaç. Memelerde gözüktü. Biraz hareketleri yavaşladı arkadaşlar. Tabii zamanla domuzlar buna alışacaklar. Belki de öyle bir zaman olacak ki domuzların yanına gittiğimizde drone'la normal yani günlük ne yapıyorlarsa yeri kazıyorlar, işte böcek arıyorlar. Onu yapacaklar ya da otluyorlar. Bu gidişte öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü bakın artık biraz yavaşladı domuzlar. Öyle olsa çok güzel olur. Yanına gideriz. Oo. Belgesel çekiyormuş gibi çekeriz. Yavrularını belki görebiliriz. Ben çok umutluyum. Bunların yavruları da çok komik oluyor arkadaşlar. Böyle benekli benekli oluyor. Hani geyiğe benziyor. Geyik gibi oluyor yavruları. Çok komik. Sonradan böyle renkleri biraz siyah oluyor. Kötü oluyor böyle biraz tipler ama. Yavru için çok şirinler. Onları bir kere ben görmüştüm. İnşallah size de göstermek nasip olur. Yavruları çok şirin de büyükleri biraz sıkıntılı. Az kalsın var ya biraz önce çok kötü olaylar olacaktı. Oh, yavaşladır adamlar. Sakinler. Oh. Sürekli böyle ağaçtan altına kaçıyor. Şerataya bak. Şu öndeki var ya. Öyle bir bilinçli hareket yapıyor ki. Oh, yavrucaklar da geliyor. Sırayla gidiyorlar. Fareye de benziyor aslında bir yandan da. Buradan daha önce geçmişler. O izleri takip ediyor. Tecrübeli dişi. Tek sıra halinde gidiyorlar. Öndeki biraz yoruluyor ama yavrular hiç bak, yorgunluk çekmiyorlar. Bütün yorgunluğu öndeki kanat çekiyor. Biz de artık yavaş yavaş geri dönelim. Domuzların peşine ta nereye gelmişiz? Kendimizi kaptırmışız arkadaşlar yine. Her zaman olduğu gibi. Şuraya bakalım. Giderken eli boş dönmeyelim. Belli olmaz. Bazen biz böyle gözden kaçırıyorum. Şuraya bakalım bir. Güzel Erincan Ovası'na. Şimdi geri dönüp bu domuzların izlerine bakalım. Şimdi burada böyle biraz ben de kanalda ilk izlesem bana yalan gibi gelebilir yani. Önyargıyla yaklaşabilirim. Çünkü türlü türlü insan var. Bazı insanların inanmaması da gayet normal. O yüzden şimdi oraya gideceğiz ve izleri size göstereceğim. Benim ne kadar yanıma geldiğini, nereden döndüklerini hepsini göstereceğim. Bu drone gerçekten benim çok işime yarıyor. Elim, ayağım, konum, kanadım. Drone olmasa işler sıkıntı. Şimdi yavaş yavaş olay mahalline gidelim ve bütün her şeyi net bir halde görelim. Az kaldı, geliyoruz. Domuzlar buradalarmış. Biz de buradaydık. Bakın şimdi sizlere göstereyim. Biraz yaklaşalım. Bakın izleri net bir şekilde görüyorsunuz. Domuzların izleri bunlar. Geliyorlar. Burada keşke onları fark etti. Bakın biz de buradayız. Buradan dönüp benim oraya da gelebilirlerdi. Ben de bu ağacın altındayım. Bizim izlerimiz de orada. Buraya geldiler. Tarlanın ortasından geçeceklerdi ki
Şiş oraya el attı. Bakın buradan geri dönüş yolunu görüyorsunuz zaten. Hop biz de hemen yanındayız. Yani elim ayağıma dolaştı ya. Bakın biz de hemen burada. Şimdi güneş biraz kayboldu arkadaşlar. Buluta girdi. Ben olayı daha size iyi anlatabilirim. Bakın şu gördüğünüz noktaya domuzlar geldi. Buradan buraya geleceklerdi. Tarlanın ortasında. Şimdi burada çılgına döndü. Ben de burada bir şey görünmüyor tabi. Bir şey olmaz dedim. Baktım iyice çıldırdı. Oo bu baktım domuzlar. Bazı arkadaşlar şaka olarak hiç olmayan olaylar anlatıyormuşsun gibi algılayabilir mesela. Der ki adam domuzu orada görmüş. Köpeği de buraya bağlamış. Hikaye anlatıyor. Şimdi keşif çözeceğim ve şu domuzların izlerini size göstereceğim. Daha taze zaten. Şimdi keşif de bu kadar yakına geldi. Bari izleri görsün. Zaten domuzların kendisini gördü de. Bari bir kokularını da alsın. Buna bu kadar da ayıp olur. Değil mi aslan bacası? Bu kadar da ayıp olur keşif. Dedim ne yaptın lan sen? Bir kükrüyor, bir kükrüyor. Keşke çekseydim. Ama ben biraz heyecanlandım. Benim ayağıma dolaştı. Şu boğuştukları esnede arkadaşlar o günleri köpekte boğuştu ya. Keşif böyle aşırı çektim ve şu kalçası biraz sakatlandı. Bugün buraya getirirken birazcık incinmişti. Toparlaya toparlaya geldi. Hay benim ölüm. Şimdi izleri size göstereyim. As. Tam şurada domuzlarla göz göze geldim. Tutuma girip gelebilirim derdim. Daha taze zaten. Kar yeni yağdığı için hayvan da geçmemiş burada. Bunlar biraz önce gören domuzların izi. Benim elim. Buraya kadar geldiler. Burada kükremeyi yordular. Buradan geri döndü. Teratalar. Buradan dönüp şu tümlerine gelebilirlerdi. Yani aramızda çok az bir mesafe kalmıştı. Gördüğünüz gibi bunlar domuzların izleri. Bizde yalan yok. Her şey gerçek. Çünkü emek veriyoruz buna yani. Özür etti. Arazideyim. Bu yaban hayvanları da güzel bir şekilde gönderiyorum. Bakın bir kısmı buradan gitmiş. Bir kısmı da buradan gitmiş. Ya da buradan geldiler. Buradan gitmiş olabilirler. Domuz izleri. Çok taze biraz önce. Keşke şu keşin kükrediği anları da çekebilseydim ama elim ayağım birbirine girdi. Domuzları böyle kalabalık bir şekilde görünce korkmadım desem yalan olur. Hadi oğlum gidiyoruz. Evde de çok işimiz var. Tyson seni bekliyor, Chapo seni bekliyor. Şu bacağıma incindi. Öyle bir çekmişim ki. Köpeğin bacağı incindi. Biraz şunu geçelim ha. Asistanım benim. Normalde arkadaşlar keşf bu izleri görse çok fena duyarlılık gösterirdi. Ama tabi canlı gözle gördüğü için burada hiçbir duyarlılık göstermedi. Sadece bakıyor zaten 5 dakika önce şu ağacın dibinde gördü domuzları burada. Ama başka bir gün olsaydı sadece izleri görseydi burada onu tutmak gerçekten zor olurdu. Domuzların içine girdiği videoda kanalımda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. 8 tane domuzun arasına daldı. O olay da hemen şu aşağıda oldu. O da kanalımda mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi eve gidelim ve bizi bekleyen işlerle uğraşalım biraz. Şimdi bu koyunumuzun yanına geldik arkadaşlar. Yavrularımızın süt kabını da aldık. Bu koyunumuzun hikayesi çok acı. Bundan bir hafta önce koyunları dışarı bıraktık yemlemek için bu kapıdan. Tabi artık otarmaya götürmüyoruz. Bizler hepsi böyle bir hoştular. Altta tabi buz olduğu için bir tane koyun düşürdüler ve çiğnediler koyunu. O koyun da işte burada düşük yaptı. Hem de koyunumuzun iki tane kuzusu vardı. İki tane kuzu da maalesef öldü. Tabi koyunlarımız doğurmadığı için o koyuna kuzu veremedik, başka bir kuzu. Bir haftaya falan koyunlarımız doğur herhalde. O zaman iki seçici bir kuzuyu o koyuna veririz. Hem o koyun da boşa çıkmamış olur. Hem de bir kuzu emdirir. Şimdi gidip onu sağalım. Onu yavrulara içireceğiz sütünü. Çok yazık oldu. İki kuzuları öldü. Çok da sağlıklıydı kuzular. Bir hafta önce çiğnendi. Yalnız dün düşük yaptı. Ve iki tane kuzusu vardı. Onları çekemedim. Çünkü çok üzücü bir olay. Çok üzüldük. Aklıma bile gelmedi. Yani çekmek de istemedim açıkçası.
sapasağlam içi kuzu. Sırf koyunlar ezdi diye öldü. Şimdi bunu sağalım bari koyun çekilmez. Koyunu sağalım. Suyu döktün mü? Sakin ol. Suyu hep döktün. Şşş, sakin. Sakin ol. Sakin ol, zarar vermeyeceğiz, dur. Hep su yaptın üzerine başını, gördün mü? Tabii arkadaşlar, ben sağım işini pek bilmiyorum. Çünkü ben genelde hayvanlara otlatıyorum. Benim ellerim biraz normal insan eline göre büyük olduğu için sağım pek yapamıyorum. Ama yani inek ve keçiyi rahat bir şekilde sağabilirim. Yalnız koyunu fazla sağamıyorum ama süt bırakmam yani kolay kolay. Ama seri bir şekilde sağamam yani böyle bir 100 tane koyun falan, 50 tane koyun. Bir iki tane sağarım da. Öyle kalabalık koyunu sağamam. Dur. Hep su yaptın. Şimdi memeni de tutamıyoruz. Dur. Sana kuzu vereceğim, dur. Sana kuzu vereceğim. Kuzularımız bir olsun. Arkadaşlar şimdi ısınmaya geldim. Annem herhalde ekmek yapmış. Baksanıza. Buradan belli. Ekmekler dışarıya koymuş herhalde. Burada hamurlar var. Bunları kapatalım. Ekmekten kenarından biraz alalım. Şimdi koyunlarımızı doyuracağız. Onları yem yemelerini bekliyoruz. Ondan sonra onları içeri alacağız ve günü bitireceğiz. Çok acıktık ama bizi. Hayvanlarımızı doyururken biz acıktık. Burada köpeklerimizin yağlı için su kaynıyor. Yağını da burada yapıyoruz. Kendi yemeklerimizi de burada yapıyoruz. Bazen de annem böyle burada ekmek yapıyor. Ama ekmeğin tadı efsane oluyor gerçekten. Şimdi gidip biraz yavrularımızı doyuralım. Şu ekmeğin kerenden biraz daha alalım. Şimdi de keratalar çok acıktı. Şimdi gidip onları doyuracağız arkadaşlar. Sağım olduğu için biraz çok çıktı. Yani normal şekilde içi kuzuyu doyurabilen bir koyundu. Böyle bir şey geldi başına. Şimdi bu yaldan biraz katacağız içine. Güzelce karıştıracağız. Evet, yavrularımıza sunacağız. Yalnız güzel bir şekilde karıştırmak lazım. Böyle homojen olsun. Keratalar bunu içti mi zımba gibi olurlar. Hatta bundan sonra onların yemekleri çok çıkar arkadaşlar. Böyle süt salat veririz bol bol. Bir an önce büyüsünler. Şimdi çağıralım bakalım nerede onlar. Evet. Balıklama dalacaklar. Bana çok ağır olmuş ya. Gelişlere bak, gelişlere bak. Tyson yavaş ölüyorum. Durun. Çap omuz. Tyson biraz baskın. Şimdi yesin. Yiyin bakalım. Aslan parçalar sizi. Şimdi burada bekleyeceğim arkadaşlar. Bunu bitirsinler. Bir de siz o zaman bunları izleyin. Bakın şu anda karınları içe çevirmiş. Burada bir 5 dakika bekleyeceğim. Bakalım ne olacak. Tyson horozu bırakma. Bırakma Tyson. Yemeğini kimseyle paylaşmayın. Bir şey hemen kaçtı gitti, o kadar doydu ki. Gel kızım ya. Yiyemezsin bile, doydun. Balon gibi şişti kerata ya, az ya az. Böyle çapı yesin. Hadi sen de git, işin yanında. Hadi. Köpek diye bakıyoruz. Halbuki aslan yavrusuymuş. Ya da ayı yavrusu. Ha, belli var. O biraz beslenmeye devam etsin. Bu obezler öyle bir yediler ki. Obez.
koyunlarımız yemlerini yerken biz de şuradaki buzları kıralım. Çok tehlikeli olmaya başladılar. Koyunlar yemlerini yiyecekti. Ondan sonra onları içeri alacağız. Yavaş yavaş karanlık olmaya başladı ama buzları kırmalıyız. Yoksa bütün koyunların kafasına falan düşer. Yavrularımız var. Onların kafasına düşebilir. Düğünde oluşuyor hemen. Sabahları biraz eritiyor. Akşam olduğu zaman donduruyor yine. Dönüş. Yarın bugün aynısı gibi olur. Bir yandan eriyor, bir yandan doğruyor. Çadırımız alttan sıcak vurduğu için yukarıya doğru üzerinde faltalar birikemiyor. Burası saç değil, burası çadır. Üstü yaptığımız için çökme imkanı yok. Bazen çadırlar çünkü çökme imkanı yok. Hatta bayağı bir direk vurduk. Biraz kış hayvanlarımız burada rahat bir şekilde kalıyor. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.